kuvvetleri, afleri. Cimbres'teki sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz. Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi geceler. Bugün 22 Ağustos 2019 Perşembe gece görüşüyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Beştepe'de yapılan görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin haklarını aramaya devam edeceğini vurguladı. Sayın Tatar'ı başbakanlık görevini üstlenmesinin ardından ilk resmi ziyareti vesilesiyle Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türklerinin adadaki ve bölgedeki çıkarlarını da aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs'taki sorunun ortaya çıkışı da bugüne kadar gelişi de tamamen Rumların uzlaşmaz tavırlarından kaynaklanmaktadır. Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesinin sebebi de yine Rumların oradaki soydaşlarımıza karşı giriştiği kanlı saldırılar sebebiyledir. Dün Kıbrıs Türklerinin kanını akıtarak adayı ele geçirmeye çalışanlar, bugün de siyasi ve ekonomik saldırılarla aynı amacın peşindedir. Kıbrıs Rum kesimi ancak samimi ve gerçekçi bir uzlaşma zeminine gelirse adada herkesin beklediği çözüm yolu açılır. Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez. Bu arama çalışmalarına bizler şu anda aynı kararlılıkla devam ediyoruz, devam edeceğiz. Sayın Başbakan ve heyetiyle bugün yaptığımız görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetiminin bu konudaki dirayetini ve kararlılığını görmekten memnuniyet duydum. Sayın Cumhurbaşkanım, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yaptığınız açıklama bizleri fevkalade memnun etmiştir. Şırnak'ta PKK saldırısında şehit olan 3 kahraman asker son yolculuklarına uğurlandı. Törenlere binlerce vatandaş katıldı. Aileler metanetini korudu. Şırnak şehitleri binlerce yurttaşın katıldığı törenlerle uğurlandı. Üç kahraman asker Silopi ilçesindeki operasyonda görev almıştı. PKK'lılarla sağlanan sıcak temasta 3 Mehmetçik şehit oldu. Kahramanlar memleketlerinde Türk bayraklarıyla karşılandı. O askerlerden biri jandarma komando uzman çavuş Mehmet Uçar. Memleketi Hatay'ın Antakya ilçesine uğurlandı. Binlerce yurttaş tören alanına sığmadı. Çok sayıda kişi kahrolsun PKK ve şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları attı. Törene katılan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, şehidin babası Haşim Uçar'a sarılıp başsağlığı diledi. Şehit uzman çavuş Uçar'ın naaşı Antakya şehitliğinde toprağa verildi. Bu görüntülerde Erzurum'dan Jandarma Komando Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin için Narmanlı Camisi'nde tören yapıldı. Vatansın olsun. Allah Allah. Önce vatan. Vatansız hiçbir şey olmaz. Önce vatan. Vatanımız da sağ olsun. Ferdimiz gider, erdimiz gider ama vatanımız çakıl taşını kimse alamaz. Hadi. Nesrin abla. Hadi. Şehidin naaşı cenaze namazının ardından askerlerce bir süre omuzlarda taşınıp top aracına konuldu. Güntekin Dumlu şehitliğinde ebediyete uğurlandı. Aynı saldırıda şehit olan jandarma uzman çavuş Ayhan Yanık için memleketi Adıyaman'da tören vardı. Binlerce Adıyamanlının katıldığı törenin ardından şehidin naaşı şehitlik mezarlığına götürüldü. Aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Güvenlik güçleri yurdun pek çok noktasında terör operasyonlarını sürdürüyor. Mardin ve Şırnak'ta 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Yurt içinde bitme noktasına getirilen PKK'lılar Kıskacı alındı. Mardin ve Şırnak'ta teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Güvenlik güçleri Şırnak Silopi'deki Mardin Savur'da 5 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe 1 ve Pençe 2 operasyonları da başarıyla devam ediyor. İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 8 nolu Türk Silahlı Kuvvetleri gözlem noktasına taciz atışı yapıldı. Saldırıda herhangi bir hasar oluşmadığı belirtildi. Rusya'dansa İdlib'e dair mesaj geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 8 nolu gözlem noktasına taciz atışı yapıldı. İdlib'in güneydoğusunda bulunan 8 nolu gözlem noktasının yakınına taciz ateşi açıldı. Saldırının ardından herhangi bir hasar oluşmadı. Kabine toplantısında da İdlib konusu ele alındı. Birkaç gün içerisinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin'le bir telefon görüşmesi olacak. Bu konuyu da gene etraflı bir şekilde orada konuşma imkanları olacak. Zira Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bölgede varılan mütabakatın önemine değindi. Silahlardan arındırılmış ve çatışmasızlık bölgesi olarak ilan edilmiş sınırların korunması büyük önem arz ediyor. Aksi halde hem bu mutabakatın ihlali hem de buradan doğacak bir insani dramın ortaya çıkması kaçınılmaz hale gelecektir. Bununla ilgili de İdlib'deki son durumla ilgili Rusya'dan da açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İdlib'e ilişkin Türk tarafıyla yaptıkları mütabakata bağlı kalınmasının önemli olduğuna inandıklarını söyledi. Zaharova, İdlib'de olup bitenler konusunda Türkiye ile temastayız dedi, işbirliği devam edecek ifadelerini kullandı. Rus sözcü ayrıca İdlib ve çevresinde tehlikeli bir gerilim gözlemlediklerini belirtti. Milli Savunma Bakanı Akar, Amerikalı mevkidaşı Mark Esper'la telefonda görüştü. Görüşmede güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının başlatılması konusunda mutabık kalındığı belirtildi. Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'le telefonda görüştü. İki bakanın görüşmesinde ana gündem Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge oldu. Akar'ın güvenli bölge ilişkin Türkiye'nin görüş ve beklentilerini ifade etti. Zaman kaybetmek sizin güvenli bölgenin oluşturulmasının gerektiğini vurguladığı öğrenildi. Akar'la Esper güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bugünden itibaren başlatılmasında mutabık kaldı. Görüşmede planlamanın ilerideki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da yeniden bir araya gelmesi kararlaştırıldı. Pentagon tarafından da yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada ortak harekat merkeziyle ilgili üzerinde çalışılması gereken teknik ayrıntıların olduğu ve varılan mutabakatın planına uyulacağı belirtildi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alman Bakan Maas, Rusya sayesinde Suriye'de itidal çağrısı yapılabileceğini söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, mevkidaşı Sergey Lavrov, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. İkili Avrupa-Rus ilişkilerinin yanı sıra Suriye'deki gelişmeleri de ele aldı. İki Dışişleri Bakanı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında soruları yanıtladı. Rus Bakan Lavrov, Suriye Anayasa Komitesi hakkında Anayasa Komitesi'nin oluşturulması Suriye krizinin çözülmesi konusunda önemli bir aşama olacak. Suriye'nin geleceğiyle ilgili müzakerelerin başlatılmasını sağlayacak şeklinde konuştu. Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a İdlib'deki durumu yakından takip ettiklerini ifade etti. Alman Bakan, İdlib'de sivillerin korunması önem teşkil ediyor. Rusya etkisinden istifade ederek Şam rejimine itidal çağrısında bulunabilir, dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, son bulan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması ardından silahlanma konusuna da değindi. Lavrov, stratejik istikrarın sağlanması konusunu Avrupa ve NATO ülkeleriyle görüşmeye hazırız, dedi.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü görevden alınan HDP'lilere sahip çıktı. Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanması hakkında konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, seçilmiş kişilerin görevden alınmalarının endişe verici olduğunu söyledi. ABD kayyum atamaları hakkında açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, seçilmiş yetkililerin görevden alınması ve yerine seçilmemişlerin getirilmesi her zaman endişe vericidir dedi. ABD'li sözcü Ortagus'a Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanması soruldu. Ortagus, Türkiye'nin demokrasiye bağlılık çerçevesinde bu meseleyi çözmesini umut ediyoruz dedi. ABD'li sözcü, Türkiye'nin Kürt azınlıkla olan ilişkilerinde her zaman hoşgörülü bir yaklaşımı teşvik ediyoruz ifadesini kullandı. Şanlıurfa'da yol kenarına bırakılan paket paniğe neden oldu. İçinde patlayıcı madde olduğu tespit edilen paket imha edildi. Şanlıurfa'da içerisinde patlayıcı olduğu tespit edilen paket fünyeyle patlatıldı. Canı bulmadaymışlar işte. Şanlıurfa-Gaziantep Karayolu Polis Hatıra Ormanı yakınında bulunan şüpheli paket vatandaşların dikkatini çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Yol trafiğe kapatıldı. Özel harekat polisleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. İçerisinde patlayıcı madde olduğu tespit edilen paket uzman ekiplerce kontrollü olarak patlatılarak imha edildi. Canı bulmadaymışlar işte. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri Suriye uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı. Patlayıcı maddenin cinsi ve miktarı yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak. Yine Şanlıurfa'da 8 Ağustos'ta üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir terörist yakalanmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 127 general ve amiralin atama işlemi yapıldı. Atamaların 75'i Kara Kuvvetleri, 27'si Hava Kuvvetleri, 25'i ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda oldu. Atamalar arasında kritik görevlendirmeler bulunuyor. 127 general ve amiralin görev yeri değiştirildi, kritik görevlendirmeler yapıldı. Yeni atama kararları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Atamaların 75'i Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 27'si Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 25'i ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda oldu. Buna göre Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını yapan 2. Ordu Komutanlığı'nın başına Kor General Sinan Yayla getirildi. 2. Ordu Komutanlığı olası Fırat Operasyonu'nun da beyni konumunda. Kararlarla 3. Ordu Komutanlığı'na Kor General Şeref Ongay, Ege Komutanlığı'na Kor General Ali Sivri, Kara Kuvvetleri Edo Komutanlığı'na Kor General Yavuz Türkgenci atandı. Bir Ağustos'ta yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında 3. Ordu İl Ege Komutanları emekliye ayrılmıştı. Terörle mücadelenin her cephesinde rol alan özel kuvvetlerin de başına 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan geldi. Bütün şehitlerimiz. Atamalarla Genelkurmay İstihbarat Başkanı da değiştirildi. Son Yüksek Askeri Şura'da Kor General terfisini alan İrfan Özsert, Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü oldu. Özsert'ten boşalan İstihbarat Başkanlığı'na Havacı Tümgeneral Ali Serin getirildi. Deniz Kuvvetleri'ndeki atamalarda kumpas davalarıyla hedef alınan isimler dikkat çekiyor. Son Yüksek Askeri Şura ile terfi alan Tuğamiral Mehmet Emre Sezenler, Kuzey Görev Grup Komutanı oldu. Sezenler, FETÖ'nün Poyrazköy ve askeri casusluk kumpaslarında yargılanmıştı. Kumpaslarla hedef alınan Tuğamiral Refik Levent Dezcan da Gölcük Denizada Üst Komutanlığı'na getirildi. Bir diğer isimse Tuğamiral Erhan Aydın, Deniz Harp Okulu Komutanı oldu. Hava Kuvvetleri'ndeki atamada ise Tuğgeneral Alpaslan Yücel Soysal Hava Harp Okulu Komutanı oldu. İncelik'teki 10. Tanker Üssü Komutanı Tuğgeneral Gürel Özus'ta yapıldı. 10. Tanker Üssü FETÖ'cü darbe girişiminde kentleri bombalayan jetlere yakıt desteği sağlamıştı. Dönemin komutanı Bekir Ercan Van şu an cezaevinde bulunuyor. Diyanet'in Atatürk çıkışı dikkat çekti. 30 Ağustos Zaferi Medeni'yle hazırlanan 3 ayrı dergide Atatürk'e geniş yer verildi. Dergilerde Atatürk'ün fotoğrafları yer aldı. Ayrıca övücü yazılar kaleme alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı 30 Ağustos Zaferi'nde Atatürk'ü unutmadı.
Diyanet Zaferi'nin yıl dönümü için 3 ayrı dergi yayımladı. Dergilerde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e geniş yer verildi. Yazılarda Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığında Dumlupınar'da zafer kazanıldı. İşgal birliklerinin vatanımızı terk etmesi bu zaferle başlar ve bu nedenle 30 Ağustos'u Zafer Bayramı olarak kutlarız ifadeleri kullanıldı. Sözcünün haberine göre yayınlanan dergilerde Atatürk'ün fotoğraflarına da geniş yer ayrıldı. Büyük taarruz uzun uzun anlatıldı. Önemine dikkat çekildi. Son günlerde gazilere yapılan saldırılar vicdanları sızlatıyor. Bursa'da Ömür Karaman'ın linç edilmek istendiğinin ardından son olay Ankara'da yaşandı. Gazi Erhan Taş ve annesi acımasızca darp edildi. Gaziler bir an evvel bu tarz saldırıların önüne geçilmesini, toplumsal duyarlılığın artmasını istiyor. Gazi onurdur. Onur ne zaman onurdur? Yaşanınca onur vardır. Onlar gözlerini kırpmadan vatan müdafası için canlarını vermeyi göze aldı. Terörle mücadelede yaralandı ve gazi oldu. Ancak sonrasında darp edilmekten kurtulamadı. Gazilik ve şehitlik milletin namusudur, şerefidir. Son 10 günde gazi ve şehit yakınlarına yönelik artan saldırılar büyük tepki topladı. Geçen hafta Bursa'da Gazi Ömür Karaman oturduğu bir kafede darp edildi. Ben gaziyim dese de fayda etmedi. Bu şehit ailesi, gazi gurur yapmış bakar. Ömür Karaman dediğiniz arkadaşımız 2000 yılında bu ülkeye bedel ödemiş bir kahramandır, bir gazidir. Gazilik ve şehitlik milletin namusudur, şerefidir, onudur, yaşam sebebidir. Yani birileri bir yerde rahat oturabiliyorsa bu gazilerin ve şehit ailelerinin sayesinde oturmaktalar, rahat etmekteler. Son olaysa başkentte yaşandı. Ankara'nın Altındağ ilçesinde Gazi Erhan Taş ve annesi darp edildi. Gaziye saldırmak, yine söylüyorum, vatana saldırmakla, bayrağa saldırmakla birdir. Çünkü devlete nefret eden herkes bir gaziye saldırmak istiyor. Bayraktan rahatsız olan herkes gaziye saldırmak istiyor. Kardeşi, akrabaları dağda olan PKK sempatizanı bugün intikamlarını gazide almaya çalışıyor. Gaziler sosyal medya üzerinden de saldırıya maruz kalıyor. Gazi arkadaşlarımızın sosyal hesaplarında bile bu HDP'li alçaklar, hainler saldırıyorlar. Bunun diğer bir sebebi de ülkeyi karıştırmak isteyen bazı güçler var. Gazi'ye şehide saldırarak toplumu germek, bu toplumu iki kesimi karşı karşıya getirip bu ülkede bir kaos çıkartmak istiyorlar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Artan saldırıları Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ulusal kanala değerlendirdi. Cezaların artırılmasını isteyen Aylar, toplum bilincinin oluşturulması için de kamu spotu yapılmasını talep etti. Her şeye kamu spotumuz var ama bu ülkede maalesef bu ülkenin değeri olan, bu ülkeye bedel ödeyen kahramanının bir kamu spotu yok. Bunu defalarca biz bakanlığa ilettik. Defalarca yetkililere söyledik. Sadece kamu spotuyla tabii ki bitmez. Kamu spotuyla insanların vicdanına dokunmak lazım. Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir gazi olduğunu hatırlatmaya herhalde gerek yok. Toplu sözleşme masasında uzlaşı çıkmadığı için memur zamlarına karar verecek hakem kuruluna başvurular yarın sona erecek. Hükümet ve memurlardan gelecek teklifleri değerlendirecek. Kurul kararını en geç 28 Ağustos'ta açıklayacak. Peki hakem kurulunun karar alma süreci nasıl işliyor? İşte ayrıntılar. Gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlanmış. Teklifler masada, memur sen sahada. Milyonlarca memurun 2020 ve 2021 yılında alacağı zam oranları 28 Ağustos'ta belirlenecek. Oranları belirleyecek olan hakem kuruluna başvurularsa yarın bitiyor. Hükümetle memurun yürüttüğü toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşı çıkmadı. İki teklif sunan hükümetin son zam oranı 2020 için %4+4, 2021 için %3+3 oldu. Bu teklifi kabul etmeyen Memur Sen kısmi iş bıraktı, Çalışma Bakanlığı önünde eylem yaptı. Masada yaşanacak gelişmeler, sahada nelerin yaşanacağını da belirleyecektir. Memurların eylemleri ve çağrıları ise karşılıksız kaldı. Hükümetin taleplere kulak tıkamasının ardından müzakere süreci 20 Ağustos'ta sona erdi. Anlaşma sağlanamadığı için karar kamu görevlileri hakem kuruluna kaldı. Kamu görevlileri hakem kurulu süreci bugünden itibaren resmen başlamış oldu. Tabii ki sürecin uzlaşıyla tamamlanması başından beri en temel arzumuzdu. Yarın hakem kuruluna başvuruların son günü olacak. Peki hakem kurulu kimlerden oluşur ve süreç nasıl işler? Hakem kurulunun alacağı karar toplu sözleşme masasının tüm tarafları için
nihai ve bağlayıcı olacaktır. Hakem kurulu 11 üyeden oluşuyor ve başkanlığını Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş yapıyor. Kuruldaki 6 üye hükümet tarafından belirlenirken 5 üye sendikalar tarafından seçiliyor. Kurulda bürokrat, sendika temsilcisinin yanı sıra akademisyenler de yer alıyor. Memuruz, haklıyız, hakkımızı alırız. Hakem kurulu 24-28 Ağustos tarihleri arasında tarafların taleplerini inceleyecek. Taraflarsa müzakere sürecinde sundukları taleplerde herhangi bir değişiklik yapamayacak. Hakem kurulu görüşmelerinde üyeler karar aşamasında çekimser oy kullanamıyor. Kurul en geç 28 Ağustos günü kararını açıklamak zorunda. Kurulun açıklayacağı karar taraflar için bağlayıcı olacak. Manisa Soma'da işten çıkarılan ve tazminatlarını alamayan 3500 maden işçisi hak yürüyüşü yaptı. Bağımsız Maden İş Sendikası'nın destek verdiği yürüyüş Ege Lingit İşletmeleri Müdürlüğü önünde sona erdi. İşten çıkarılan binlerce emekçi tazminat hakkı için yürüdü. Kömür işletmeleri, Tilaga Madencilik, Minsan Madencilik bu gibi şirketlere icraya verdim. Geçen sene 7. ayın 10'unda icra başlangıcı yapıldı. Hala ödeme yok. Manisa Soma'da işlerinden çıkarılıp tazminatlarını alamayan 3500 maden işçisi yürüyüş düzenledi. 3500 işçi önce işinden edildi. Sonra hakları çalındı. 5 yıldır gören duyan yok. Cengiz Topel Meydanı'nda başlatılan yürüyüşe Bağımsız Maden İş Sendikası da destek verdi. Onurumuz ve alın terimizle çalışıp çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak için dünyanın en zor işi olan yeraltı maden işçiliği yapmak için Soma'da buluştuk, çalıştık. Tazminat hakkımız söke söke alırız. Emekçilerin yürüyüşü Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı Ege Lignit İşletmeleri Müdürlüğü önünde sonlandırıldı. Haklarımızı, yani çocuklarımızın geleceğini kimsenin kursağında bırakmayacağız. Tazminat hakkımız söke söke alırız. Emek direnişiyle Amerikalı Cargill şirketini yenen işçiler hala işe geri alınmadı. Bursa Kargil Gıda'da sendikalı oldukları için işten çıkarılan işçiler işlerini geri istiyor. Emekçiler işlerini geri alana kadar Kargil'in İstanbul Ataşehir'deki genel müdürlüğü önünde oturma eylemi başlattı. Bizim bir tane talebimiz var Kargil yönetiminden. Diyoruz ki biz işbaşı yapalım. Kargil işçileri işini geri istiyor. Sadece işimizi geri almak ve çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak istiyoruz. Bursa Orhan Gazi Kargil fabrikasında çalışan 14 emekçi Tek Gıda İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldı. Biz bir aile sloganıyla orada çalışırken ailenin bireyleri anayasal hakkını kullanıp sendikaya üye olduğu zaman, hakkını aramaya başladığı zaman bir aile olmaktan çıktık, bizi kapı dışarı ettiler. Tabii bu yenilir yutulur bir şey değildi. Bu insanların 19 yıllık bu fabrikada emeği var. Hakkını arayan işçiler için direniyoruz. Emekçiler günlerce fabrika önünde eylem yaptı. İstanbul Ataşehir'de bulunan Kargil'in genel merkezine yürüdü. Evet, o mücadeleyi başlatmıştık. Çünkü bu ülkede anayasa, sendikalaşmanın anayasal bir hak olduğunu gösteriyor. Ve Kargil, Amerikan menşeli Kargil firması bu ülkede çalıştırdığı işçilere de bu ülkenin anayasasına göre hükmetmek zorunda ve bu ülkenin kanunlarına uymak zorunda. 14 işçi 16 Temmuz'da sendikal tazminat haklarını ve işe geri iade davasını kazandı. Ancak Kargil yönetimi emekçileri işe geri almadı, temize gitti. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Bizim az bir zaman olmadı. Dediğim gibi çocukları yaşasın diye babalar direniyor. Mahkemelerin verdiği karara Kargil Genel Müdürlüğü saygı duymasını istiyoruz. Emekçiler mücadelesini Kargil yönetiminin olduğu İstanbul'a taşıdı. Tam 492 gündür direniyor Kargil emekçileri ve İstanbul Ataşehir Kargil Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlattılar ve mücadelelerine burada devam ediyorlar. Arkadaşlarımızla beraber buraya geldik ve 3 gündür bu betonun üstünde yatıyoruz, kalkıyoruz ve 3 gündür burada yaşıyoruz. Biz ve mücadelemizi de devam ettireceğiz burada. Yani belli bir süreli olarak gelmedik buraya. Biz hakkımız alana kadar geldik. Emekçilerin mücadelesine Vatan Partisi de destek verdi. Vatan Partisi Ataşehir İlçe Teşkilatı olarak yanlarındayız. Ev sahibi olarak Kargil Genel Merkezi önünde başlatmış oldukları bu direnişte yanlarındayız. Yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kazanılmış bu hukuki sürecinde takipçisi olacağız. İşçiler ne yağan yağmura ne de yakan güneşe aldırış ediyor.
işe geri alınana kadar oturma eylemine devam edecekler. Çocuklar iyi yaşasın diye babalar direniyor diye bir sloganla çıktık yola. Herkesin, bu ülkenin 80 milyon insanın, evladın, çocukları için mücadele veriyoruz. Bunu da toplumumuzun bildiğini farkındayız yani. Kargil işçisi yalnız değildir. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması raporu kitaplaştırıldı. Gizli dereceli raporda FETÖ'nün teşkilat içindeki kullandığı şifreli kodlamalar deşifre edildi. FETÖ'nün emniyet yapılanması iddianamesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nin gizli emniyetteki mahrem yapılanma raporu kitaplaştı. Şimdi bu kitap Türk yargısının FETÖ'nün Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki yapılanmasına vurduğu neşteri anlatıyor. Bu kitabın bir özelliği var. Her Türk vatandaşının bu eseri okuması, incelemesi, öğrenmesi, hatta bilmesi gereken arşivlik bir belge içeriyor. Araştırmacı Muhammed Gömük, arşivlik bir çalışmaya imza attı. Kaynak Yayınları tarafından yayımlanan kitabın tamamı belgelerden oluştu. Bu iddianame ve rapor teşkilattaki FETÖ temizliği sürecini bütün çıplaklığıyla ortaya koymaktadır. Gaygubet, izdivaç, mahrem abi gibi kavramlar Fethullahçı terör örgütünün bilinen kod isimleri. Oysa terör örgütü emniyet teşkilatında 58 farklı şifreli kod kullanıyordu. KOM Daire Başkanlığı bu 58 kodlamayı deşifre etti. ARGE mesulü. Bu danışman emniyet içerisindeki bilgileri bir üste aktarır. Örgüte alınacak sivil veya resmi kişilerle evlendirilecek kişilerin tahkikatını yapar. ATM, arama tarama mesulü bu. Sonra danışman. Danışman dediğimizde istihbarat.com, TEM birimlerinin ile ilgili kısma bakar. Emniyet içerisindeki bilgileri bir üste aktarır. Örgüte alınacak sivil veya resmi kişilerle evlendirecek kişilerin tahkikatını yapar. Depo kodlaması da FETÖ ile ilişkili fakat henüz deşifre olmamış örgüt üyesi. Sonra burada bir olay daha var. İrfan Bey dedikleri. Bu polis akademisi. İrfan Bey polis akademisi polis koleji yapılanmasını anlatıyor. Araştırmacı Muhammed Gömük'ün yeni çalışması Şehit Ömer Halis Demir'le ilgili olacak. Bu çalışmayla birlikte Ömer Halis Demir adına İzmir'de bir kütüphane kurulması planlanıyor. Üniversiteye kayıt işlemlerini tamamlayan üniversite öğrencileri konaklama sorununu çözmeye yöneldi. Devlet yurtlarında yer bulamayan öğrenciler özel yurtlara ya da kiralık evlere bakıyor. Bu durum akıllara acaba bir öğrenci öğrenim süresi boyunca konaklama için ödediği taksitlerle ev sahibi olabilir mi sorusunu getirdi. Bu çocuk ne yiyecek? Nasıl çalışacak? Nasıl verimli olacak? Devlet yurtları yetersiz kalıyor. Özel yurtlarsa cep yakıyor. Üniversite öğrencileri konaklama için çare arıyor. Öğrenciler elbette ki okullarına yürüyüş mesafesinde yer tercih etmeye çalışıyorlar. Bunlar da fiyatı yükseltiyor. 2019 yılı üniversite kayıt süreci 23 Ağustos tarihinde tamamlanacak. Kredi ve Yurtlar Kurumu için başvurular 26 Ağustos'ta bitecek. Ancak 5 milyonu aşkın öğrenci varken KYK yurtlarının kontenjanı yaklaşık 700 bin civarında. Sağlıklı bir öğrenim, sağlıklı bir öğrenci yetiştirebilmek için devletin süratle yurtları çoğaltması gerekir. Yurt yapması gerekir. Bu sorun hep Ankara, İstanbul, İzmir büyük vilayetlerin hepsinde böyledir. Devlet yurtlarının yetersiz kalmasıyla öğrenciler özel yurtlara yöneliyor. Ancak 5-6 kişilik odaların fiyatları 500 lirayla 2000 lira arasında değişiyor. Bu fiyatlar da aile bütçesini sarsıyor. Bu durumda öğrenciler de bir diğer alternatif olarak kiralık evleri tercih ediyor. Öğrencilerin şunu öneriyorum. Okulların açılacağı zaman değil, bir buçuk ay önceden gelip evlerini tutmuş olmalarıdır. Öğrencilere tavsiyemiz yürüyüş mesafesi olsun ama bir 100 adım daha fazla atın. 100-150 lira karınız olur. Üniversite öğrencileri lisans programlarına göre ortalama 4 yıl eğitim hayatı geçiriyor. Bir ev kiralayan öğrenci genelde her ay taksit ödüyor. Peki bu süre içinde bir öğrencinin ödediği kira bedeli karşılığında taksitle ev satın alabilmesi mümkün mü? Bir öğrenci 1000 liraya bir ev tutmuş olsa bu senede 24 bin lira yapar. 5 senede 120 bin lira yapar. Eğer devletin bir takım birimleri ev yaparsa kiraya ödeyeceğini 100 lira daha koyar, ev sahibi olur. Ancak bu evlerin yeri de 40 kilometreden aşağı değildir. Bu çocuk ders mi çalışsın, yolculuk mu yapsın?
Uzmanlara göre bir öğrencinin burs ve kredi geliri kiralık evde yaşamasında yeterli değil. Bir başını sokacak bir öğrencinin oturabileceği ev 850-900 liradan başlıyor. 500 lirasını oraya verirse üstüne de 350-400 lira tamamlaması lazım. Bu çocuk ne yiyecek? Kredilerin arttırılması gerekir. Türk Eczacıları Birliği, ürettiği ilacın fiyatı üzerinden soruşturma açan Rekabet Kurulu'na tepki gösterdi. Kendilerini halk sağlığıyla oynayan şirketlerin şikayet ettiğini belirten Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, bu tarz şikayet ve soruşturmaların yerli ilaç üretimini durduramayacağını söyledi. Biz Rekabet Kurulu'nun iddia ettiği gibi ne teşebbüsüz ne teşebbüs birliğiyiz. Rekabet Kurumu yerli ilaca soruşturma başlattı. Duruma tepki gecikmedi. Biz kar hırsı uğruna ülkenin, halkın sağlığını hiçe sayanların, sağlığı sadece kara tahvil eden şirketlerin oyuncağı değiliz. Türk Eczacıları Birliği Vakfı'nın bir kuruluşu olan TEBEM, yetişkinler ve bebekler için yerli bir krem üretti. Kreme TEBEM TOL adı verildi. Bizim ürettiğimiz yerli ilaç. Kremlerin muadili yabancı ilaç şirketleri ise TEB hakkında Rekabet Kurulu'na şikayette bulundu. Biz bu soruşturmadan bir ceza beklemiyoruz. Sanki bir ceza verilmiş gibi. Aslında bir ön soruşturma şu anda Rekabet Kurumu'nun yaptığı. Bu şikayet üzerine Rekabet Kurumu Türk Eczacılar Birliği hakkında soruşturma başlattı. Bu alanda kendi olanaklarımızı kamu lehine, vatandaş lehine ve eczacı lehine dönüştürmek istiyoruz. Soruşturma, eczanelerin ilaç alım koşullarını piyasa dışında belirleyerek 4054 sayılı kanunun 4. maddesinin ihlal edildiği iddiasını incelemek için açıldı. Bu ifade bir defa anlaşılır bir ifade değil. Yani piyasa koşullarını piyasa aktörleri belirler. Biz bir piyasa aktörü değiliz. Biz bir sağlık meslek örgütüyüz. Tabii ki halk sağlığını, kamuyu, eczacıyı, vatandaşı koruyacak açıklamalar yaparız ve buna yönelik eylemler de yaparız. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, Rekabet Kurumu'nun haklarında başlattığı soruşturma ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Bir taraftan eczacıları koruyoruz, öbür taraftan halkı koruyoruz, öbür taraftan da kamuyu koruyoruz. Yani böyle bir üçlü saç ayağıyla çalışıyoruz. Onun için bizim piyasayı belirlemek gibi bir genel piyasayı, 8000 çeşit ilacı bizim belirleme şansımız yok. Soruşturmadan herhangi bir ceza beklemediklerini söyleyen Çolak, Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaptı. Sağlık Bakanlığı'nı da toplum sağlığını hiçe sayan uygulamalar karşısında bizimle birlikte yol yürümeye ve dayanışmaya çağırıyoruz. Çünkü halk sağlığını öncelemek bunu gerektirir. Yerli ilaç üretimine devam edeceklerini vurgulayan Çolak, biz kar hırsı uğruna halkın sağlığını hiçe sayan çok uluslu şirketlerin oyuncağı değiliz dedi. Sağlık meslek örgütleri çıkar çevrelerinin çok uluslu şirketlerin oyuncağı değildir. Eminim ki bizim söylediğimizden daha fazlasını 37 bin eczacımız söyleyecektir. Ürünün üretimi devam edecek. Türk Eczacılar Birliği'nin vakfının şirketi başka ürün üretimi ve ruhsat alınması konusunda da çabaları var. Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Sazlık bölgede yangın çıktı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Yangın çıktı. Karadan arazi özelliği yürütülen söndürme çalışmalarına havadan helikopter de destek verdi. Yerleşim yerlerini tehdit eden alevler rüzgarın etkisiyle sahile kadar indi. Karayolunda trafik alevler yüzünden durma noktasına geldi. Araçlarından inen vatandaşlar itfaiye ve orman ekiplerine yardıma koştu. Alevler söndürüldü. İzmir halkı kül olan 500 hektar ormanlık alan için seferber oldu. Spor kulüplerinden iş çevrelerine, belediyelerden sendikalara kadar çok sayıda kurum ve kuruluş yanan Kızıl Ağaç ormanları için fidan kampanyası başlattı. 2 gün 5 saat boyunca için için yanan 500 hektarlık Kızıl Ağaç ormanı için İzmirliler ayağa kalktı. 1 milyon adet fidan kampanyası başlatıldı.
iş çevrelerinden belediyelere, çiftçilerden işçilere birçok kurum ve kuruluş ağaç kampanyasına katıldı. Orman yangını Karşıyaka ve Göztepe Spor Kulübü taraftarlarını da bir araya getirdi. İzmirliler yanan ağaçların yerine dikilecek fidanlar için 10 lirayla kampanyaya katılıyor. Türkiye Kamusen İzmir İl Temsilciliği de 1 milyon ağaç kampanyasında biz de varız dedi. Türkiye Kamusen bu ağaçlandırma kampanyasına duyarsız kalmayacaktır. Biz de varız diyoruz. İzmir'de 11 iş kolunda 19 şubemizle yaklaşık 25 bin üyemizle bu kampanyaya destek verip aile üyelerinin sayısı kadar ağaç dikeceğiz. Bu arada İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nda yangının çıkış nedeniyle ilgili özel bir çalışma ekibi kuruldu. Ormanlık alanı tarayan ekipler tüm olasılıkları değerlendiriyor. Yangının boyutu insansız hava aracıyla da görüntülendi. Terörle mücadelede etkin olarak kullanılan İHA'nın 22 bin fit yükseklikte kaydettiği görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi. Öte yandan İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayan ve 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alınan yangını soğutma çalışması devam ediyor. 150 arazözün soğutmada kullanıldığı bölgede zaman zaman da helikopterle havadan denetim yapılıyor. İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson ilk resmi yurt dışı ziyaretini Almanya'ya yaptı. Berlin'de Merkel'le görüşen Johnson ardından Paris'e geçti. Johnson, Merkel ve Macron'la Brexit sürecini görüştü. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ilk resmi yurt dışı ziyaretini Almanya'ya yaptı. Berlin'de Şansölye Angela Merkel'le görüşen Johnson, buradan Paris'e geçerek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldi. İngiliz Başbakanı, Almanya ve Fransa, Avrupa Birliği'nin iki büyük gücüyle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma takvimini, Brexit'i görüştü. İngiliz Başbakanı Johnson'ın Brexit görüşmesi yaptığı ilk adres Berlin'di. İngiliz Başbakanı ve Alman Şansölye görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Merkel, İngiltere'nin AB'den ayrılacağından dolayı üzüldüğünü ancak bu ülkeyle gelecekte yakın ilişkilerin olmasını ümit ettiğini dile getirdi. Şansölye, Almanya'nın anlaşmasız Brexit'e hazırlıklı olduğunu ancak anlaşmalı Brexit'ten de memnuniyet duyacağını kaydetti. Merkel, Brexit'in önündeki en büyük engellerden biri olan tedbir maddesine ilişkin 30 gün içerisinde bir çözüm bulunabileceğini söyledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Merkel'in sözleri üzerine, "Sizi doğru anladıysam bize 30 gün tanıyorsunuz, bundan memnuniyet duyarım" şeklinde konuştu. Johnson, tedbir maddesinin İngiltere gibi bağımsız ve demokratik ülke için büyük eksiklikleri bulunuyor. Bu maddenin sözleşmeden çıkarılması lazım dedi. Johnson'ın Şanzelize Sarayı'nda görüştüğü Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise yeni bir anlaşma yapmanın söz konusu olmadığına işaret etti. 31 Ekim'de anlaşmasız ayrılık dahil her senaryoya hazırlanıyoruz diyen Macron, tedbir maddesinin İrlanda'da istikrarı sağladığını kaydetti. İran'ın milli hava savunma sistemi Baver 373 başkent Tahran'da düzenlenen törenle tanıtıldı. İran'ın geliştirdiği hava savunma sisteminin S-300'lerden daha güçlü olduğu ifade ediliyor. İran milli hava savunma sistemini tanıttı. Hava sistemi törenle duyuruldu. Başkent Tahran'daki törene Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katıldı. Törende konuşan Ruhani, Baver 373 hava savunma sisteminin S-300'den daha güçlü ve S-400'e çok yakın seviyede olduğunu söyledi. Baver 373'ün 200 kilometre uzaklıktaki ve 27 kilometre irtifadaki hedeflerini imha edebildiği kaydedildi. Baver 373, İran üretimi Seyyad 4 füzelerinin de aralarında olduğu çeşitli tipte karadan hava füzeleri fırlatabiliyor. İran, Baver 373 adını verdiği hava savunma sistemini geliştirmeye Birleşmiş Milletler yaptırımları nedeniyle Rusya ile S-300 anlaşması askıya alındığında başlamıştı. Ordu ve çevre illerde son günlerde meydana gelen yağışlar fındık üretiminde gizli çürük tehlikesini beraberinde getirdi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan üreticileri önlem almaları konusunda uyardı. Karadeniz bölgesinde fındık hasadı sürüyor. Ama son günlerde Ordu ve çevre illerde devam eden yağışlar fındıkta gizli çürük tehlikesi yaratıyor.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, üreticileri gizli çürük konusunda uyardı. Soydan, ıslak toplanan fındığın çuvallarda bekletilmemesi ve günlük olarak harmana serilerek havalandırılması gerektiğini söyledi. Fındığını evinde deposunda bekletmek isteyen üreticilerimiz muhakkak fındığını iyice kurutması lazım. Yani tahminen %6'nın altında nem oranının oluşması lazım. Çünkü depoladığımız zaman depo süresinde havaların da nemli, rutubetli, yağışlı olmasından dolayı fındık rutubetlenebilir, çürüyebilir. Ona dikkat edelim. Bu sezon fındık randımanının yüksek olduğunu belirten Soydan, üreticilere naylon çuval kullanmamalarını önerdi. Özellikle naylon çuvallarda fındığımızı çuvallamayalım. Depolarımızda o jüt çuvallar, neme alan çuvallardan olması lazım. Ya da dökerek nemsiz olan depolarda muhafaza etmemiz lazım. Çünkü fındık bizim için önemli. Fındığın bir tanesi bile bizim için gerçekten önemli. Her fındığımıza dikkat edelim. Elimizden geldiği kadar mücadelesini yapacağız. Üreticilerin gelir kaybına uğramamak için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım kriterlerine uygun şekilde kurutma yapması gerekiyor. Yüksek randımanlı fındık üreticiye daha fazla kazandırıyor. Türkiye hızla çölleşiyor. Türkiye'nin çölleşme risk haritası endişe veriyor. Haritaya göre yurdun %19'u yüksek risk grubunda bulunuyor. Çölleşme riskinin en yüksek olduğu illerin başındaysa Konya, Iğdır ve Urfa geliyor. Toprakların %19'u çölleşmekte. Türkiye çölleşme tehdidi altında. Çölleşme risk haritasına göre toprakların yaklaşık %20'si zayıf, %52'si orta ve %19'u yüksek risk grubunda yer alıyor. Çölleşme riskinin en yüksek olduğu yerler Konya Karapınar, Iğdır Aralık ve Urfa Ceylanpınar. Ayrıca Tuz Gölü Havzası, Ereğli Karaman Bölgesi, Şanlıurfa Ceylanpınar, Mardin Batman hattıyla Eskişehir çevresi de orta ve yüksek risk grubunda bulunuyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş'a göre çölleşmenin nedenlerinden biri vahşi sulama. Arkamızda gördüğünüz gibi yağmurlanma yöntemi değil de işte vahşi sulamayla olan toprak ne durumda? Çıplak kalmış durumda. Yanıyor toprak. Toprağın yapısı değişmekte. Tuz oranı yükselmiş durumda. Toprak verimliliği düşmüş durumda. Yağmurla yapılsa bu, yağmurlama olsa böyle olmaz. Toprağın yapısı bozulmaz. Bu yüzden kesinlikle yağmurlamayı tercih etmeli çiftçilerimiz. Toprağa çölleştiren bir diğer neden de aşırı ve yanlış ilaç kullanımı. İlaçların yanlış kullanılma sebebiyle yeraltı sularındaki kirlilik arazide büyük çölleşmeye sebep olmakta. 100 gram ilacın atılması gereken bir bahçeye 1 kilogram ilaç atılırsa olacak olan sonuç ortada. Ertaş, gelecek nesillerin açlığa mahkum olmaması, Türkiye'nin çöle dönüşmemesi için çiftçilere çağrıda bulundu. Gelecek yıllarda bu kalmayabilir. Gençlere bırakmadığımız topraklar, çocuklarımıza bırakmayacağımız topraklar konusunda büyük sıkıntılar yaşayacaklar. Gıda teminatını yapamayacaklar. Bu toprakları biz tahrip edersek bu insanlar neyle doyacak? Nasıl temin edecek yiyeceklerini, içeceklerini? Bunun için herkesi buradan uyarıyoruz. Sağduyuya davet ediyoruz. Ellerinden geleni yapmalarını rica ediyoruz. Hiçbir şekilde geleceğimizi tahrip etmeyelim. Hatay'ın İskenderun Körfezi'nde balıkçılar bir karettayı kurtardılar. Canlının o üzücü görüntülerini getiriyoruz ekranınıza. Hayvan zaten yosun bağlanmış, üstüne bir de batsın diye. İskenderun Körfezi'nde balık tutmak için denize açılan balıkçılar, yosun bağlamış ve sırtında küçük bir taş olan karettayı fark ettiler. Gözlerine inanamayan balıkçılar karettayı karaya çıkararak üzerindeki taşı kaldırıp yosunları temizlediler. Bak seni kurtaracağım, ben ısırmam. Burun deliği bile kapanmış ya yosunlar. Nefes alamıyor. Karettayı daha sonra denize bırakan balıkçılar bu anları cep telefonu kameralarına kaydetti. Hadi. Gece görüşünün sonuna geldik. İyi geceler, mutlu yarınlar.